Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere T-Mobile Test Drive'dan bahsedeceğim arkadaşlar. T-Mobile Test Drive nedir? T-Mobile Test Drive ne işe yarar? T-Mobile Test Drive nasıl alınabilir? Ve T-Mobile Test Drive'ın kurulumu nasıl yapılır ile ilgili detaylı bilgileri bu videoda bulacaksınız. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. İlk önce T-Mobile Test Drive nedir ondan bahsetmek istiyorum. T-Mobile Test Drive aslında bir hotspot servisi arkadaşlar. Ve bu servisle birlikte T-Mobile sizlere 30 gün boyunca bedava 30 GB kullanma fırsatı sağlıyor arkadaşlar. Eğer T-Mobile abonesi değilseniz, yani numaranızı T-Mobile'dan almamışsanız, bu servise hemen başvurabilirsiniz. Herhangi bir kredi kartına falan gerek yok arkadaşlar. Sadece isim, soy isim ve adresinizi bildiriyorsunuz ve bu T-Mobile Test Drive'dan faydalanabiliyorsunuz. Aslında bu servisin amacı şu arkadaşlar. T-Mobile kendi servisini 30 günlük bir denemeyle sizlere tanıtıyor. Yani alın 30 gün kullanın bedava bir şekilde bu servisi hotspot üzerinden. Eğer beğenirseniz T-Mobile'a geçin diyor. Ve bu servisi kullandıktan sonra beğendiğiniz takdirde çok rahat bir şekilde T-Mobile'a geçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu servise çok rahat bir şekilde internet üzerinden başvurabiliyorsunuz. 7 ile 10 gün arasında bu cihaz elinize ulaşıyor arkadaşlar. Bu cihazı aktive ettikten sonra 30 gün boyunca 30 GB'ı ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla da bu cihazdan faydalanabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olmanız gerekiyor. En azından buradan bir numara vermiş olmanız gerekiyor. Ve adresiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adres olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan isterseniz T-Mobile Test Drive'ın kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Kutu açılışından sonra da setup'ını yapacağız. Setup'ı nasıl yapılır ile ilgili de detaylı bilgileri vermeye çalışacağım. Buyurun hep birlikte hemen kutu açılışına geçelim ve ondan sonra da setup'ını yapalım. Evet arkadaşlar, kutumuz bu şekilde, görmüş olduğunuz gibi. Az önce de gösterdim zaten bunu. Şuradan hemen kutu açılışını yapabiliyoruz. Şurada bir şey var, bandajı var, onu çıkaralım. Bandajı çıkardıktan sonra kutumuzu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi cihazımız burada arkadaşlar. Hemen bunu çıkaralım ve burada da görüyorsunuz arkadaşlar. T-Mobile Test Drive, aslında asıl cihaz bu. Bununla birlikte kutunun içerisinde ayrıca nasıl kullanacağınızla ilgili talimatlar var. Ve ayrıca bununla birlikte işte şey var arkadaşlar. Şarj kablosu var. Görmüş olduğunuz gibi bu adaptör. Bir de burada kablosu var. Aynı zamanda burada bataryası var arkadaşlar. Bu batarya bu cihazın içine girecek. Az sonra bunun setup'ını yapacağız. Şimdi kutumuzu şöyle kenara çekelim arkadaşlar. Evet, ilk önce test drive'ımızı şöyle jelatinin içerisinden çıkaralım arkadaşlar. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi T-Mobile yazıyor. Bunu buraya bırakalım. Aynı zamanda bataryayı da çıkaralım. Jelatinin içerisinde görmüş olduğunuz gibi bayağı kalın bir bataryası var arkadaşlar. Büyük bir bataryası var. Şimdi cihazın arka kısmında arkadaşlar batarya girişi var. Hemen şöyle kapağı açıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi burada cihazın sim kartı üzerinde arkadaşlar, burada. Aynı zamanda burada arkadaşlar giriş bilgileri var. Yani hotspot'a nasıl bağlanacağınızla ilgili. Mesela isim var, hotspot'ın ismi ve aynı zamanda şifresi var burada. Sizlere tavsiyem hemen bunun bir fotoğrafını çekin arkadaşlar. Telefonunuzda bulunsun fotoğrafı. Daha sonra, çünkü bataryayı takacağız, burayı göremeyeceğiz. Aynı zamanda burada da var arkadaşlar bu giriş bilgileri. Yani fotoğrafı çekmeseniz de burada da var. Ama fotoğrafı çekerseniz daha da garanti olur. Çünkü bataryayı taktıktan sonra çıkarmak biraz uğraştırır sizi. Şimdi bataryamızı takalım arkadaşlar. Şöyle. Ve böylece bataryamızı taktık. Bataryayı taktıktan sonra şurada yanda bir tane buton var. Şu tarafta da bir tane daha var. Aynı zamanda şarj girişi burada arkadaşlar. Buradan şarj edebilirsiniz cihazınızı. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi açma kapama butonu var. Hemen oraya tıklıyorum. Böyle 3 saniye falan tutmam lazım. Ve ışıklar açıldığında hemen bırakıyorum butonu. Cihaz aktif hale geldikten sonra hemen telefondan ayarlara gidiyorum. Ve buradan da Wi-Fi bağlantılarına gidiyorum arkadaşlar. Burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi T-Mobile Hotspot var arkadaşlar. Hemen oraya tıklıyorum. Ve tabii ki doğal olarak benden bunun şifresini soracak arkadaşlar. Şifresi buradaydı. Burada işte şifre bilgileri var. Important information diye geçiyor.
kutunun içinde geliyor. Burada da işte password var arkadaşlar bu kağıdın üstünden. Hemen password'u girelim. Evet, password'u girdikten sonra bağlan diyoruz arkadaşlar ve şu an bağlanıyor. Evet, şifreyi girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi T-Mobile hotspot'a bağlandık ve bundan sonra bu hotspot üzerinden 30 GB kullanabiliriz arkadaşlar 30 gün boyunca. Eğer 30 günden önce 30 GB'a ulaşırsanız bu otomatik olarak kapanacaktır. Ama 30 gün içerisinde yetişmezseniz 30 günden sonra kullanamayacaksınız. 30. günde bu expire oluyor ve bu hat artık kullanılmaz hale geliyor. T-Mobile Test Drive kısaca bu şekilde arkadaşlar. Kutu açılışını yaptım, setup'ını yaptım ve telefonumu hotspot üzerinden internete bağladım arkadaşlar. Genel itibariyle T-Mobile Test Drive bu şekilde. Aslında çok güzel bir servis arkadaşlar. T-Mobile kendi altyapısını insanlara tanıttırmak için, daha da çok kitleye ulaşmak için bu uygulamayı yapıyor. 2019'dan beri bu var arkadaşlar. Bu test drive'a başvurular yapılabiliyor. Ben T-Mobile'a geçmeden önce başvuru yapmıştım ve elime ulaştı. Daha sonra T-Mobile'a geçtim arkadaşlar. Ve böylece şu an itibariyle aslında T-Mobile'ı kullanıyorum. Kendi telefonumda da kullanmış olduğum hat T-Mobile arkadaşlar. Beğeniyorum açıkçası. Güzel bir servis. Özellikle bulunduğum Washington State'te en iyisi diyebilirim. Eyaletten eyalete göre bu değişebilir. Bazı eyaletlerde Verizon daha iyi. Bazı eyaletlerde AT&T daha iyi. Bazı eyaletlerde de T-Mobile daha iyi arkadaşlar. Ama Amerika genelinde soracak olursanız Verizon her zaman daha iyi arkadaşlar. Gerçekten çekim bakımından, hız bakımından Verizon çok daha iyi arkadaşlar Amerika'da. Ama şu an itibariyle ben T-Mobile kullanıyorum ve gayet de memnunum bulunduğum bölge itibariyle. Hatta eve de T-Mobile Wi-Fi bağladım. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Yakında sizlerle onu da paylaşacağım. Eve nasıl internet bağladım ve herhangi bir kabloya gerek kalmadan sadece prize takıp Wi-Fi'ya nasıl bağlanıyorum, onunla ilgili de bilgiler bir sonraki videolarda gelecektir arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.